Selam dostlar. Geçenlerde çok fazla yere gitmek istediğimi ama aslında kendi bulunduğum şehri doğru düzgün gezmediğimi fark ettim. Bazen cidden sahip olduğumuz şeylerin nankörü oluyoruz ve dizimizin dibindeki güzellikleri göremiyoruz. Mesela ben doğduğumdan beri İstanbul'da olmama rağmen çok küçük bir alanda yaşıyorum ve genelde hep aynı kafeye, aynı semte gidiyorum. Bunu artık aşmaya ve İstanbul'un tüm güzelliklerini keşfetmeye karar verdim bu yüzden. Bu serüvenimde hem sizle paylaşmak istediğim için hem de bana hatıra kalmasını istediğim için bu şekilde vloglamaya karar verdim. Umarım hoşunuza gider ve devamı gelir. Evet arkadaşlar, an itibariyle Arnavutköy'deyiz. Öncesi bizim nasıl geldiğimizden bahsedeyim. Biz vapura binmek istediğimiz için vapurla Beşiktaş'a geçip oradan taksiyle geldik. 26-27 lira falan tutuyor taksiyle de Beşiktaş İskele'den buraya geliş. Ege, arabaya bak. Kafayı yiyeceğim. Ama isterseniz metrobüse Zorlu'nun orada inip yine buraya gelebiliyorsunuz. Hatta oradan biraz daha yakın oluyor. İlk önce yemek yemedik bu arada. Bir hamburgerciye oturduk çünkü ben bayağı açlıktan ölmek üzereyim. Kahvaltıyla duruyorum. Başta burada oturacaktık ama masalar çok eğimli olduğu için rahat oturamadık. Bir de menüsü de çok hoşumuza gitmedi. Çok zevkimize hitap eden bir şey yoktu. O yüzden Ege ile şimdi hamburgerciye geldik direkt karşısındaki. Burası da böyle bir yer. İlk defa deneyeceğiz. Ege ben sağlıklı bir şeyler yiyor. Ha? Ben demiştim lütfen şefilerimize. Yemekler geldi arkadaşlar ve ben gerçekten biraz kendimden utanıyorum. Bir şu çocuğun yediğine bakın, bir de benimkine bakın. Hele şurada patates vardı normalde yanında. Patates gönderdim, salata istedi. Bu iradenizi neye borçlusunuz acaba? Göbeğime. Neyse ben bari madem kilosunu alacağım anın tadını çıkarayım. Ve şimdi hızlıca bunları yiyoruz. Arkadaşlar şu evlerin güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten böyle tarihi eser gibiler ve ben sanırım buraya taşınmak istiyorum. Aşırı hoşuma gitti. Buldum. Ege yürüyor gibi yapacağım. Aldığımız en güzel karar diyebilir miyiz son zamanlarda? Hayır ama ikinci falan derim. İstanbul asla bitmeyecek bir şehir ve biz bunun içerisinde yaşadığımız için çok şanslıyız. En azından ben öyle hissediyorum. Asla bitmeyecek gözüyle bakmıyorum ama bitirmediğime eminim. Yani bir çevrede yaşıyorum. Atıyorum 5 kilometrelik alanda yaşıyorum. Ve bakıyorum başka şehirlere gidip gezmek istiyorum ama zaten bulunduğum yeri gezmemişim. Bu İstanbul'la da alakalı değil. Siz her nerede yaşıyorsanız yaşayın. Kendi şehrinizde eminim keşfedecek bir sürü şey vardır yani. Aynen öyle. O yüzden ben İstanbul'a hep gelmek ve yaşamak istediğim için ve bu şehri her böyle gezdiğimde aşırı büyülendiğim için böyle ayrıntılarda keşfetmeye çok hoşuma gidiyor. Etraftaki şehirleri, böyle güzel güzel sahilleri gezmek. Gerçekten inanılmaz. Ben düşün, doğduğumdan beri ben İstanbul'dayım ve ben 19 yılda buraya bir kere bile gelmedim. Ya. Çünkü özellikle burada yaşayınca nankör oluyorsun. Evet, sonra teşekkür edersin. A few moments later. Arkadaşlar biraz önce benim moralim çok bozuldu ve size sebebini anlatmak istiyorum. büyük fiyasko bu arada ya. Bayağı büyük fiyasko. Muhtemelen editlerken bayağı cringe olup üzüleceğim ama. Aşırı fiyasko. Olanı söylüyorum. Ya şu an gerçekten bir turist gibiyiz ya. Yani. Allah başka dert vermesin deyip dalga geçmeyin. Gerçekten bu videoyla ilgili çok büyük hayallerim vardı. Şimdi olay şu arkadaşlar. Arnavutköy ve Arnavutköy sahili diye iki yer varmış. Ben dün ve bu sabah şeyde Google'da Arnavutköy'de gezecek yerler yazıyorum ve nasıl yerler var diyorum. O bu vlog çok güzel olacak falan. Ondan sonra ben böyle baktım. Çok güzel hepsini kafama not ettim. Gidilecek yerleri böyle, hatta şurada güneş güzel batar diye yanımda hoparlör bile getirdim. Güzel bir nehir gibi bir yer vardı, orada müzik açarız diye. Şimdi Ege'yle işte fotoğraflardan sonra dedik ki işte ben Google Maps'ten yazdım. Gidelim diye bakıyorum. Bir baktım 50 kilometre görünüyor. Diğerine bakıyorum 20 kilometre görünüyor. Ama hani biz zaten Arnavutköy'deyiz, tamam mı? Diyorum Allah Allah ne olabilir? Videoyu editlerken dayanamadım ve girmek istedim. Bunu hep yabancı YouTuber'lar yapıyordu. Ben yapmaya çekiniyordum. Her neyse, videoda tam açıklayamamışız ama şöyle bir şey var. Arnavutköy sahiliyle Arnavutköy farklı yerlermiş. Biz Arnavutköy'e, daha doğrusu ben Arnavutköy'e gittiğimizi sanıp Arnavutköy sahile gelmişim. Olay bu. Bir de Arnavutköy'ün Arnavutlarla alakası yokmuş. Ya bize ne bundan? Öyle yazıyordu dün okuduğum bir tane yazıda. Onu ben de okudum. Kızı üzmeyin arkadaşlar. Biz de senliyiz. Vlog bırakacaktım orada, bitirecektim. Ama sonra dedim ki burası da çok güzel. Yani ben de onu diyorum. Böyle oturduk. Bakın şimdi göstereceğim şimdi size. Böyle bir yerdeyiz, tamam mı? Tamam, burada göl olmayabilir ama burada çok güzel evler var. Ya burası niye vasat bir yer? Ya, vasat değil İstanbul'da sadece. İstanbul'un güzel yerlerinden birindeyiz. Hayır, vasat değil, çok güzel. Arnavutköy linci geliyor. Hayır, sadece bilin ki Arnavutköy'e geldiğiniz orası Arnavutköy olmayabilir. Bu
Arkadaşlar şu evin güzelliğine bakın. Parlıyor resmen sokağın başına. Bu arada bu çevrede çok fazla balıkçı var. Yani böyle balık yemek istiyorsanız da bayağı mantıklı bir yer. Çünkü çok güzel balıkçılar var ve gerçekten böyle çok güzel kokular geliyor. Şu an balık yesim geldi Ege ya. Ege. Ege bir şey diyeceğim. Heh. Evet o. Sana şey. Master Chef'teki şef değil mi o? O herkese kızıyor, çok korktu şu peşimden geçti. Hayır, çok tatlı olan Mehmet Şef'iz ya. Ha, Mehmet Şef mi kızıyor? Evet. Master Chef'teki şefi gördük. Neydi? Unuttum lan. Soner. Soner Şef. Omer mi? Soner mi? Bilmiyorum, ben izlemiyorum ama ben, direkt... Ben de çok az izliyorum. Sosyal medyada çok ama paylaşıldığı için aşırı, hatırladım aşırı tipini. Aa, göz göze geldik. Bu arada hiç Master Chef izlemeyip adamı tanımam, sosyal medyanın gücü gerçekten. Şimdi arkadaşlar böyle bir yere geldik. Normalde Hyde'a gidecektik ama Hyde'da çok fazla sıra vardı ve hani zaten sayfasında yazıyordu rezervasyon yapılmaz diye. Ben onu hiç garip anlamamıştım. Ama meğer bu yüzdenmiş. Çünkü hani inanılmaz sıra vardı ve muhtemelen uzun sürecekti. O yüzden bizler hani bekleyebilecek vaktimiz çok olmadığı için yakınlardaki başka bir yere gelelim dedik ve buraya geldik. Bence gayet güzel bu arada. Evet, gayet güzel. Ege şimdi kahve içiyor, ben de salata yiyeceğim. Bu arada çok güzel bir tespitim var arkadaşlar. Ben söyle, bunu söyle. Kahve içen herkes bilir mi? Ben Türk kahvesi hiç içmiyorum. Soğuk kahve içmeyi de çok seviyorum. Cold brew ya da böyle işte soğuk kahveli. Ice Americano içtiğinde şey oldu. Bu Türk kahvenin soğutulmuş lan dedim, Türk kahvesinin. Ve evet. Bir de tattırdım böyle. Baktım ya. Şu ana kadar yaptığı en güzel tespit diyor bana. Yani evet. Böyle güzel. Türk kahvesini sevmiyorum ama hani bunun yine içilebilir. Türk kahvesinin soğuk hali. Düşünsene bu aslında çok belli bir şeymiş. Biz ilk kez keşfetmiş gibi düşünüyormuşuz. Yani ben onu şaşırmam çünkü ben kahve içmeye çok daha böyle yeni yeni başladım. Arkadaşlar şimdi restorandan çıktık, şu yolu yürüyoruz ama ya cidden hepimizin milli bir korkusu var, size de olma eminim. Şu oltalar atılırken sizin kafanıza atılacak diye korkuyor musunuz? Hani böyle geri doğru çekiyorlar ya, aşırı geriliyorum buradan yürürken. Bak mesela Ege'ye çok korkunç. Vallahi korkuyorum. Korkunç. Korkunç. Bu arada ben kilo alma sebebimi buldum biraz önce. Neymiş? Böyle bir yere gittiğimizde dışarıda bankta oturamadığımız için mecburen bir mekanda oturuyoruz. Mekanda oturunca da mecburen bir şey yiyip içiyoruz. Ve bu sonsuz bir döngü olmaya başlıyor. Mekanda yediğin şeylere biraz dikkat edebilirsin bence. 7-24 salata yesen de 7-24 yediğin için... Salata yiyeceğim şekerdir, şudur budur, tuzlu, biraz uzak dursan asıl olan... Ama en güzel, en güzel oturma yerleri tatlıcılar oluyor. Oha! Bunu da açıkla Egecan salata. Öyle bir şey yok, aylardır tatlı yemedim. Ben yiyorum çünkü senin yerine oturdum. Güzel tatlıcılarda oturuyorsun tatlı yemeden. Ben yiyorum çünkü fedakarlığı ben yapıyorum. Bana hiç böyle düşünmemişsin. Ben bayağıdır yemedim çünkü tatlı. Sen bir benimle buluşmayı bırak, bak nasıl kilo alıyorsun. Şimdi arkadaşlar Hyde'a geldik. Burası böyle tatlı bir yer. Biraz önce o çok sıra olan gelemediğimiz yer. Biraz daha saat geçleşince boş yer bulabildik. O yüzden şimdi güzel bir yere oturacağız. Bayağı güzel dekore edilmiş bu arada ya. Çok tatlı duruyor. Çok hoşuma gitti ya. Şu masalar şeyler falan çok basit ama aşırı estetik durmuyor mu? Aynen, bayağı hoş. Bu arada arkadaşlar, bundan sonra bu seride tüm menüleri size göstereceğim. Yani en azından böyle başlıca şekilde göstereceğim. Fiyatları ve çeşitleri görmeniz için en azından hani gelmeyi düşünenler belki bakıp ona göre karar verebilir. Çünkü şu olayı çok yaşıyorum. Ha? Kalkıp gitme olayı. Evet. Mesela söyle söyle. Yerin adını vermeyeyim, bir yere girdik. Mantı kaç lira? 55 lira mıydı? 65 mi? Mantı 50-60 liraydı. Biz de direkt girdik çıktık ondan sonra. Yani, başka bir yere giriyoruz. Aynen. Mesela çok müzikli oluyor, direkt çıkıyoruz ya da işte çeşitler hiç bizlik olmuyor. Bazen hiç kolay olmuyor. Bir de şeyde, bukette de bende de şey var. Böyle girdiği bir yerde böyle ters davranışlar, hani ayıp edecek, insanlara böyle üzecek şeyler yapma huyu var. Aynen, korkuyoruz çıkmaya da böyle çaktırmadan çıkmaya ayıp olup çıkmasa, hani şey, şu sıra vermek istemiyoruz mantıya ama şey diyoruz. Ama garson üzülür ya. Aynen. Ama şöyle olur falan. O, ama garson yani, üzmeyip yesek mi falan. Aynen. İnsanlar ayıp olur şimdi falan. Ayıp falan olacağına değil. Bir suyu 12 lira falan veriyorsun. Aynen. 12-13 lira. Şu an burada da 12 lira bu arada. Burası biraz daha böyle çok turistik mekanlardan biri olduğu için Arnavutköy başta olmak üzere. İçindeki mekanlar da aşırı lüks, aşırı güzel oluyor aslında. Bayağı da güzel mekanlar ama şimdi yalan yok ama. O yurt dışından gelen biri için bayağı uygun. Aynen. Ama tabii ki fiyatlar da doğal olarak biraz daha o tarafa daha yatkın. O yüzden ama biraz bak pahalı. Şöyle, ben bazen şöyle benim için rahat. Mesela hemen yemek yiyip kalkan yerlere değil de mesela buraya ben çalışmaya gelirim sabah 9'da, akşam 6'da çıkıyorum atıyorum. Hani aynen. Sadece hani kira gibi, evet, çünkü burada yemeği burada değil aslında, de oturmaya da para aynen, veriyorsun. Bir de yediğin yani. Şeylerden ziyade aynen geçirdiğin ortam o kadar böyle keyifli oluyor ki buralarda aynen. Böyle aslında. Etrafı gösterdim, buketi bilmiyorum ama bayağı böyle evet, evet. Keyifli, ağaç dolu, böyle müzikler çok yumuşacık çalıyor. Aynen. Ben yani, niye bu kadar reklamını yapmıyorum bilmiyorum ama. Burada hayır, biz benden anlamadık. Konuya nereden geldim?
Menüyü gösteriyordun. Menü. Mesela bir önceki yerde göstermedim ama oranın menüsü bence çok iyi değildi. Evet. Çok beğenmedim. Ama mekan çok güzeldi. Mekan çok güzeldi ama yediğim salatayı da mesela pek beğenmedim. Yani orayı beğenmedim ama bundan sonra göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi biz Beşiktaş iskeleye geldik. Bir 5 dakika sonra falan vapur kalkacak. Ona bineceğiz ve Kadıköy'e gideceğiz. Oradan da evlere gideceğiz. Şöyle bir şey oldu. Şimdi size Alexandra diye burada Ege galiba giriş yapılıyor. Yüklenir mi? Dışarıyı kaparız. Gel. Hemen anlatacağım bir saniye. Biz de dedik eve gitmeden önce bir uğrayalım. Sonra gittik. Yer var, teras açık ama bizi almadılar. Sebebini söylüyorum. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Ben sabah şortla geldim. Hava bayağı sıcaktı ama sonrasında eşofman giydim üşüyünce. Ben de eşofman var. Ege'de de eşofman var. Alınmama sebebimiz eşofman giymemiz. Grev yapıp her gün eşofman giyelim mi? Ben öyleyim zaten. Hayır, şey yapmaya karar verdik Ege'yle. Eşofman partileri diye bir şey yapacağız. Hepinizi davet ediyoruz. Sadece eşofmanla girilebilir. Anlaştık mı? Aynen. Sadece eşofman. Ya bu arada İstanbul'un tek sevmediğim yanı şehir ışıklarından dolayı iki tane yıldız varmış gibi ben görünüyor. Ojelerim şu an şehir ışıkları güzel görünüyor. Ya şehir ışıkları güzel görünüyor. O bir gerçek ama mesela Antalya'ya gittiğimizde yıldızlar ne kadar belirgindi hatırlıyor musun? Tabii canım. Gel hadi. Önce yemek söyleyeyim. Tamam. Allah'ım çocuğumu parka getirdim ya. Arkadaşlar size çocuğumu seçtiği masayı gösteriyorum şu. Langırt'a en yakın masayı seçti. Evet arkadaşlar, videonun kapanışını yapmamışım ama böyle yüzle veda etmek istedim. Burada bu aradan çıkmalar bana saçma geliyordu. Çünkü görüntü kalitesi kötü. Ben şu an sıfır makyaj, online dersten çıkmış şekilde gayet yorgun, bitkin şekildeyim. Ama artık biraz şöyle düşünüyorum. Bir videonun kalitesini belirleyen şey bence içerik ve sizin içeriğinde sunduklarınız. Yani görüntü kalitesi, ses kalitesi bunlar da tabii ki önemli. Ama hani şu an mesela makyaj yapıp kamerayı profesyonel şekilde açıp konuşmaları öyle yapsaydım daha mı etkili olacaktı yani bilmiyorum. Ben burayı böyle resmi bir televizyon kanalı olarak değil de böyle çok kendime ait bir hani arkadaşlarım böyle beni takip eden ve çoğunlukla etkileşim içinde olduğumuz insanlarla kullandığım bir alan olarak gördüğüm için şu an açıkçası gayet hoşuma gitti. Bundan sonra daha sık yapmak istiyorum. O zaman video bu kadardı. Umarım keyifli izlemişsinizdir ve umarım devamı güzel şekilde gelir. Hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bye bye.